1986 yazında Mostar'dan Bursa'ya geldiğinde 27 yaşındaydı. Bir gün koca bir şehrin kendisine şarkılar besteleyeceğinden, adının önüne imparator unvanını alacağından habersiz işini yapmaya çalışıyordu. Bursa Spor'un yeni gol umuduydu Necat Bedik. ...86-87 sezonunda 17 gol kaydederek o zaman için Bursa Sporlu bir futbolcunun attığı en fazla gole ulaşmış, Bursa Spor taraftarının sevgilisi olmuştu. Sadece 4 yıl oynamasına rağmen işine olan saygısı, taraftarı olan hayranlığıyla Türkiye'yi vatanı, Bursa'yı memleketi ve Bursa Spor'u evi olarak kabul etmişti Bjelić. Futbolu bıraktım dediğinde 31 yaşındaydı. Jübilesinin ardından emekliliğin tadını çıkarma fırsatı bulamamıştı. Takımda işler kötü gidiyordu. İmparator gelen çağrıya tepkisiz kalamadı ve aynı sezon 7 maç daha Bursa Spor formasını terletti. Sevda düşmüştü bir kere gönüllere. Bjelić Bursa Sporsuz, Bursa Spor İmparatorsuz olmuyordu. Sene geçmiş, dünyaca ünlü hoca Piontek'le takımın teni uyuşmamış, 11 hafta sonra direksiyona Nevzat Güzelırmak geçmişti. Nevzat Hoca'nın yardımcılarından biri de lisans durumunda sorun olmasına rağmen dönemin başkanı Murat Gülez'in vizyonuna güvendiği İmparator Necat Bjelić oluyordu. ...95 sezonunda Nevzat Hoca'dan aldığı bayrağı, ertesi sene Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final ve Intertoto Kupası'ndaki tarihi başarıyla gururla taşıdı. Okul bahçelerinde, sokak aralarında futbol oynayan küçük çocukları Bursa Sporlu yapmakla kalmayıp, tüm Türkiye'yi yeşil beyaza hayran bırakmıştı. Bursa Spor'da işler kötü giderken akıllara gelen ilk isim olmuştu. Ve her seferinde bu çağrılara kayıtsız kalamıyor, İmparator Bursa Sporsuz yapamıyordu. İllet hastalığın pençesine düştüğünde, beni Bursa Spor sevgisi iyileştirdi diyen, şampiyonluk maçını hasta haliyle tribünden izleyen, kendisine mikrofon uzatan muhabire, koskoca Bursa Spor şampiyon oldu, açıklamam kısa olamaz diyerek coşkusunu belirten, adına besteler yapılan ağabey, dost, kaptan, imparator Necat Bjelić unutulur mu hiç? Necat Bjelić'in 3. ölüm yıldönümünde eşi Mirna Bjelić'le birlikteyiz. Evet, tabii aradan geçen 3 yıl, Necat Bjelić'siz geçen 3 yıl neler söylemek istersiniz tabii? Ya... Bir şey söyleyeyim, yani çok zor benim için zaten. Çok karıma karşı duygular içindeyim. Hem de ya 3 sene geçti derken Ece zaten her gün benimle beraber. Böyle onsuz, tabii ki onsuz ama yine onunla beraber yaşıyorum. Biliyorsunuz zaten onun adına bir futbol okulu da işletiyorum. O çocuklara görmek, onlara beraber olmak beni çok mutlu ediyor. Ece böyle güzel şekilde anıyoruz. Onu iş, yani isimde yaşatıyorum. O da beni mutlu ediyor. Çok sayıda seveni var. Aradan 3 yıl geçmesine rağmen daha önce de vardı tabii ki mutlaka. Çok sayıda mesaj alıyorsunuz. Neler hissediyorsunuz bu konuyla ilgili? Yani Necat Bjelić tabii ki çok şey bıraktı arkasından Bursa'da. Çok sevilen bir isimdi.
Tabii çok gururluyum yani böyle bir şey duymak için. Ben Sevgi, ben de onu hissediyorum zaten. İleriye dönük projeler olacak mı Necat Biyediş'i? Tabii ki siz futbol okulunun, futbol akademisini devam ettiriyorsunuz, öğrenciler yetiştiriyorsunuz. İleriye dönük bazı projeleriniz var mı yani bundan sonrası için? Tabii ki ya, zaten Bursaspor'da da bağlı çalışıyoruz. İnşallah güzel yetenekli çocuklar da çıkar. Evet. Bursaspor'da oynamaya devam ederler. Beni de çok mutlu da eder. Necat isim yani altında böyle bir çocuklar yetişmek. Ya Bursaspor'da yani Türk futbolda bir şey katsak yani çok güzel bir şey olur. Bu ilgi için ben herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yani beni çok mutlu ediyor. Gurur da duyuyorum kocamla.